İskoçya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Glasgow'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Burası Edinburgh'dan önce göreceğimiz İskoçya denince de akla gelen en önemli şehirlerden bir tanesi. Şu anda St. George Meydanı'na geldik. Burayı birazdan detaylı anlatacağım. Avrupa rüyasıyla çıktığımız yolculukta şehirlere devam ediyoruz. Birçok rotayı sizler için tek tek anlatıyorum. Turu ayrı ayrı anlattım ama o tur boyunca olan bütün şehirleri teker teker anlatıyorum. Glasgow'da bunlardan bir tanesi olacak. Burayı bir tane de sürprizle anlatacağım size arkadaşlar. Dünyanın en güzel atların, at heykelinin olduğu bir yere gideceğiz bugün. Her ikisi de bu videoda olacak. Hazırsanız bu Amerika'daki Kaliforniya'yı andıran ya da New York'u biraz da mimarisini andıran şehre başlıyoruz. Az önce bahsettiğim meydana anlatıyorum şimdi arkadaşlar. Burası Robbie Barnes, Walker gibi birçok, hatta Victoria gibi 12 tane ünlü, Britanya için ünlü kişinin heykellerinin bulunduğu dünyanın böyle en ünlü meydanlarından bir tanesi. Ama burayı daha ünlü kılan şey arkamda gördüğünüz bu 70 metre kulesiyle dünyanın en ünlü, nasıl anlatayım, belediye binası ve Britanya'nın en eski ticaret odasının bulunduğu bu yapı arkadaşlar. 70 metrelik de bir kulesi var. Buraya işte gelip isterseniz kuleye çıkıp bütün şehri de panoramik olarak görebiliyorsunuz. Onun dışında bu etraftaki zaten bütün binalar bu Glasgow'daki yönetimle ilgili binalar. Böyle güzel bir meydan, her zaman kalabalık. Hemen şurada mesela büyük bir alışveriş merkezi var. Arka tarafta yemek yiyeceğiniz sokaklar var. İşte şimdi bu meydanı gezdik. Şimdi katedrale doğru devam ediyoruz. Şu anda geldiğimiz yer Modern Sanat Müzesi arkadaşlar. Ama orayı anlatmadan önce şunu göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz Sir Wellington anıtı. Kendisi İskoçya için çok önemli bir karakter. Hatta İngiltere, Britanya için de. Ama kafasında bir kuka duruyor. Bu kuka her gençler eğlendikleri zaman, taşkınlık yaptıkları zaman gelip bunun kafasına bir kuka koyuyorlarmış. Sonrasında belediye de bunu kaldırıyormuş. Bu böyle yıllarca devam etmiş. Sonunda artık belediye bakacak baktı olmuyor. Bir karar alıyor ve bu kukayı artık sabit bir şekilde koyuyor ki millet gelip kafasına göre koymasın diye. Ve işin komik tarafı da her kutlamada o kukanın rengi değişiyor. Atıyorum çevreyle ilgili bir şey varsa çevreyle ilgili bir kuka konuyor. Yeni yıl varsa yeni yılla ilgili bir şey yapılıyor. O yüzden böyle simgesel bir şey olmuş ve birçok heykelde bunu artık görebiliyorsunuz. Glasgow sanat severler için çok güzel bir şehir arkadaşlar. Şehirde birçok modern sanat müzesi ve mekanı var. Şu arkamda gördüğünüz tarihi bina olmasına rağmen modern sanat müzesi olarak hizmet veriyor. Şehrin tam merkezinde St. George Meydanı'nın hemen sol tarafındaki sokakta böyle kolin sütunlu devasa bir yapı. Şu anda saat tam 5'te kapandığı için bize tam 5'te geldik, yetişemedik ama ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. İçeride özel sergiler de oluyor. İşte biz de burayı gördükten sonra şuradaki yoldan artık biraz daha katedrallere ve diğer o tarihi mekanlara devam edeceğiz. Ve Glasgow'un şöyle bir özelliği var. Birçok modern yapıyla eski yapı birbirine girmiş durumda. Arkadaşlar inanılmaz heybetli binalar var. Gerçekten hani yani şu an mesela sağımdaki binanın heybetine bakar mısınız? Mimari stiller çok farklı, renkler çok farklı. Öyle şehrin belli bir dokusu yok, öyle söyleyeyim. Hani herhangi bir renkle gitmiyor ama ne olduğunu anlamadığımız birçok bina böyle çok heybetli duruyor. Siz bunu böyle bir parlamento binası zannediyorsunuz ama mesela şu bina gibi. Çok merak ediyorum ne binası o. Devasa sütunlar var. Meriç'im görüyor musun onun olduğunu? Bakın burada şöyle bir kemer çıktı karşımıza. Oo, iki tane kemer arkadaşlar ayrı ayrı. Çok iyi ya. Ve bunların hepsini birbirine bağlamışlar bu binaları. Şimdi buraya bir bakalım. Şu binayı size tekrar anlatacağım. Glasgow yeşil şehir anlamına da geliyor arkadaşlar. Yani yeşil bir şehir.
ki onu görüyoruz. Her yerde parklar var. 70'ten fazla park bu şehirde var arkadaşlar. Ve bir önemli özelliği daha, birçok sokak sanatlarını gezerken görüyorsunuz. Grafiti konusunda çok iyi bir şehir. Bakın arkamda da bir tane bina var. Kocaman binanın üzerine devasa bir grafiti yapmışlar. Şu anda Katedral yoluna doğru giderken böyle gördüğünüz gibi birçok eseri de görüyoruz. Solumuza ve sağımıza çok güzel eserler var. Sanırım burası da bir kilise ama ana katedral değil diye düşünüyorum. Burada değişik birkaç tane yapı var. Onları şimdi yakınlaştıkça size anlatacağım. Arkamda gördüğünüz bu devasa bina arkadaşlar, The Barony Hall binası. Burası eğitim kurumu olarak kullanılan ve aynı zamanda kültür sanat etkinliklerinde yapıldığı yapılardan bir tanesi. Bu yoldan giderken gerçekten birkaç tane böyle çok acayip şeyler göreceğimizi biliyorduk. Bu devasa kiremit rengindeki bina da onlardan bir tanesi. Şu anda burası kapalı çünkü herhangi bir etkinlik yok. Ama geldiğiniz zaman etkinliğe denk gelirseniz bu binayı da görebilirsiniz. Şimdi şehirde birkaç tane farklı mezhebe ait kiliseler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Anglican Kilisesi. İngiliz Kilisesi yani arkadaşlar şu karşımda gördüğünüzde. Asıl katedrale gideceğiz şu arka tarafta bir yerde. Ama giderken de sağ tarafta da bu katedrali göreceksiniz. Hemen de zaten az önce anlattığım Barony Hall'ın da karşısında. Önünde de böyle şu gördüğünüz alanda katedral meydanı olarak yazılmış. Yani birçok aslında kilisenin ve dini yapının olduğu yer burası. Bakın şu aradan zaten ağaçların arkasından katedrali gördük. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz bu muazzam eser arkadaşlar Glasgow Katedrali. St. Mungo Kilisesi olarak da geçiyor. Aziz Mungo. Kimdir bu Aziz Mungo? Yine İsa'nın havarilerinden bir tanesi ve onun 6. yüzyıldan kalma mezarı da bu katedralin içerisinde. Giriş ücretsiz ama maalesef yine yetişemedik. 5'te kapanıyormuş ama bakacağız. Belki yaz tarifesi vardır. Bazen böyle olabiliyor. Çok değişik bir mimarisi var. 70 metrelik bir çan kulesi var yine. Yeşil çatılı. Böyle çok bu renkleri göremiyorsunuz Avrupa'da. Daha farklı renklerde oluyor. Siyah böyle artık herhalde yılların verdiği bir kararma mevcut taşlarında. Çok görkemli gerçekten. Şimdi bu öndeki parkı gezeceğiz. Bunun arkasında da muhteşem bir nekropol alan var. Yani mezarlık alan var. Oraya doğru geçeceğiz. Evet, şimdi çok acayip bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şu karşıdaki tepe bir nekropol alan. Ülkemizde de birçok antik kentte bunun örneklerini görüyoruz. İşte ne bileyim Perra antik kentinde görüyoruz. Diğer antik kentlerimizde görüyoruz. Burası Rusya'daki tipik örneğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar eski mezarlık alanları. Hepsi böyle bir heykel gibi, bir müze gibi size izlenim verecek. Şu an bir tepe dolusu ilginç eserler, ilginç anıtlar var karşımızda. Bunların hepsi Glasgow'un tarihi boyunca önde gelen din adamlarının mezarları. Yıllarda gördüğüm en ilginç yerdeyim arkadaşlar. Çünkü burası ölüler şehri. Glasgow'un nekropolü. Az önce anlattığım Glasgow Katedrali'nden yaklaşık bir 300-400 metre tepeye çıkıyorsunuz. Ve sizin karşınıza böyle inanılmaz bir şey çıkıyor. Şu an burada 3500'den fazla mezar var arkadaşlar. Ve bu her mezar sanki bir sanat eseri edasıyla ünlü heykeltıraşlar ve sanatçılar tarafından hazırlanmış bir mezarlıklarla dolu. Glasgow'un tarihinde öne çıkan kim varsa onların mezarlarını burada görebiliyorsunuz. Zaten böyle bir mezar ne kadar şaşalıysa, ne kadar böyle ilginç bir eser varsa üstünde oranın bu ünlü bir sanatçı da edebi insan ya da politikacının olduğunu anlıyorsunuz. Muazzam bir konumu var. Şöyle çeviriyorum artık kamerayı arkadaşlar. Bakın şu anda mezarların arasından işte o meşhur katedralin manzarasına doğru gidiyoruz. Bu açıdan katedralin ne kadar heybetli olduğunu görebiliyorsunuz. Yanından yürürken çok büyük olduğunu anlayamıyordunuz ama bu açı gerçekten muazzam arkadaşlar. Bakın ablamızın biri şurada da oturmuş mezarın üstüne. Böyle kimisi böyle Tayland'daki tapınaklara bile benziyor arkadaşlar. Bakın şu karşıdaki yüksek gibi. İleride böyle yuvarlak biraz Gürcü mimarisine benzeyen var. Çok acayip bir yer ya gerçekten. Glasgow'un meydanlarının birinde böyle bir saat kulesi göreceksiniz arkadaşlar. Bunun ismi Tolbooth Step. Bu bir
şu anda açık değil ama çıkıp Glasgow'u yukarıdan gözlemleyebileceğiniz muhtemelen zamanında şehrin en yüksek yapılarından bir tanesiymiş. Belediye binasının aslında bir parçası olarak görünüyor. Bakın burada mesela ticaret odasının binası var. Merchant Building diyor. Bu böyle bir şehre saati gösteren yine yaklaşık 300-400 yıllık bir saat kulesi. Gerçekten bunun aynısını Belfast'ta da görmüştük. Böyle bir anda Kraliçe Victoria döneminde yapılan eserlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü bu bölge bayağı bir eski bölge. Bu da o dönemden kalan eserlerden bir tanesi. Bayağı da güzel, böyle şık bir görüntüsü var. Hemen arkasında bakın gördüğünüz gibi ticaret binası. Yine bir dini bir ya da bir şövalyenin heykelinin üzerinde olduğu bir artık ne diyelim, anıt diyelim. Sonra şurada da böyle ufak bir yine saat kulesi bir kilise. Yani burası böyle güzel bir tarihi meydan. Buranın ismi neymiş? Iron Gate arkadaşlar. Iron Gate. Ya da Throne Gate. Özür dilerim. Throne Gate. Uzaktan ı diye okudum. Throne Gate. Yani taht kapısı meydanı burası da. Hemen karşıda bakın. Toolboot Bar. Bu saat kulesinden ismini alan bir bar var karşıda. Bayağı güzel bir meydan. Şimdi yolda biz yürürken karşımıza çıktı. Şimdi diğer mekanları gördükçe çekmeye devam edeceğiz. Görmeyi ve size göstermeyi çok istediğim bir yer vardı arkadaşlar. Burası Şarmanka Kritik Tiyatro. Nasıl bir yer? İnşallah videosunu görürsem video yani ekleyeceğim bu videoya da. Burada kinetik makinelerle bir gösteri yapılıyor. Ücretli bir yer burası. Ama maalesef şu anda saat bakalım 18.16. 18'de kapanmış sanırım. Çünkü içeride insanlar şu anda son çıkışlarını yapıyorlar. Bakın oyuncular falan da çıkıyorlar. Burası bir sanat merkezi aslında. Ve içeride birçok gösteri ve sergi yapılıyor. İşte Şarmanka'da bunlardan bir tanesiymiş. Yani dediğim gibi görebilirsem videoda size göstereceğim. Glasgow şu ana kadar gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Hem gezilecek yerler anlamında hem de böyle hayat anlamında. Hani böyle tam yaşanacak şehirler vardır ya. Tam onun gibi şehir. Mesela aynı şeyi Dublin'de de söylemiştim. Ama Belfast öyle değildi. Ya da gördüğümüz Cardiff de öyle bir yer değildi. Yani Büyük Britanya'da gördüğüm böyle hayatın en güzel aktığı, insanların böyle çok güzel yaşadığı, şehir düzeninin çok güzel olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Bakın normalde de Belfast'ta dün bu saatlerde bir Allah'ın kulu yoktu sokaklarda. Ama şu anda herkes mekanlarda oturmuş, iş çıkışı keyfini yapıyor ve şu an hafta içindeyiz yine. Dün Belfast'ta biz yemek yiyecek yer bulamadık arkadaşlar bu saatte. Burası da şehrin en ünlü alışveriş caddesi ve trafiğe kapalı bir cadde olan Argyle Street arkadaşlar. Dediğim gibi trafiğe kapalı, sağlı sollu bütün markalar, hediyelik eşyacılar, arada bir restoranlar, sanat galerileri falan var. Hemen sokaklara biraz daha sağa sola girdiğiniz zaman da barlar başlıyor. Buraya artık günün sonunda akşama doğru gelip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bakın şu an saat burada 7'ye yaklaşıyor. Diğer şeylerde farklı olarak burası gayet de halen insanlar sokakta ve eğleniyorlar. Türkiye için tabii çok komik bir cümle ama Kuzey İrlanda'da işte ya da Cardiff'le kıyasladığımız zaman Glasgow gayet de sosyal bir şehir, öyle söyleyebilirim. Şimdi buradaki gezimizi tamamlıyoruz. Çok acayip bir yere gidiyoruz. Sakın videoyu kapatmayın. Çok beğeneceksiniz. Gel hadi gidelim. Hazırsanız bu muhteşem atlara gidiyoruz arkadaşlar. Ve size bahsettiğim sürprize geldik arkadaşlar. Şu anda kapanış için Helix Park'a geldik. Burası Glasgow ile Edinburgh arasında her iki tarafa da yaklaşık yarım saat mesafede bulunan dünyaca ünlü The Kelpies atlarının, anıtlarının, heykellerinin bulunduğu mühendislik harikası bir yer burası arkadaşlar. Andy Scott tarafından 2015 yılında açılışı yapılan ve tasarlanan bu atların her biri 300 ton ağırlığında. Britanya'nın geçmişinde Kelpiesler 100 atın gücüne sahip olan atları simgeleyen mitolojik canlılar. Ve Falkirk dediğimiz bu bölgede meşhur İngilizlerle yapılan Falkirk Savaşı için seçilmiş bir bölge. Bu hatta William Wallace'ın yaptığı savaştan bahsediyorum arkadaşlar. O savaşı çok iyi biliyorsunuzdur. Braveheart filmini izlemeyen de yoktur. O savaşın anısına bu atlar yaptırıldı. Çünkü atlar İskoçlar için bir nevi kutsal hayvanlar. Ve bu öyle dünyanın en büyük at heykellerini yapmak da onlara düştü. Şu anda dediğim gibi bu Helix Park'a ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Zaten arabanıza park ediyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Her yere tuvalet ve banyolar
Her yerde tuvalet var, restoranları var, sokak lezzetleri satan mekanları var ama şu eşsiz görüntüyü görmek için mutlaka buraya da gelmeniz gerekiyor eğer Edinburgh'da Glasgow'a geliyorsanız. Ve burada da kapanışı yapacağım size. Gerçekten muhteşem bir deneyim oldu. Glasgow'u çok beğendim. Edinburgh'a geçeceğiz. Asıl beklediğim yer orasıydı. Size muhteşem bir Edinburgh videosu hazırlayacağım ama bu Glasgow'un meşhur heykelleriyle de kapanış yapmak istedim. Bir şehrin daha sonuna geldik. Avrupa rüyasıyla rotalarımıza devam edeceğiz. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.